Düzce'nin sel felaketleri başta olmak üzere 90'lı yıllarda yapılmış ve bugüne kadar hiç dokunulmamış olan su altyapı sistemi kaynaklı sorunların kökten çözülmesi için harekete geçen Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü'nün girişimleriyle DSI ve İller Bankası desteğiyle büyük yatırımlar için düğmeye basıldı. Süreci ve geleneğinin bugün itibariyle projeler ekseninde yapılan çalışmaları paylaşan Doktor Faruk Özlü. Düzce'de içme suyu altyapısına yapılan en son yatırım 90'lı yıllardadır. O gün nüfus 35-40 bin civarındayken bugün nüfusumuz 210 bindir. Nüfusta ciddi artış var. Bu sebeple içme suyu kaynaklarımızdan tedarik edilen su ihtiyacımızı karşılamıyor. İçme suyu şebekesi eski olduğu için kayıp kaçak oranı çok yüksek. Diğer yandan Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü görev süresi boyunca çevre iller arasında su bedeni en düşük tutan belediye olduklarını ifade etti. Su tüketim bedelinin yanı sıra atık su ve evsel atık tutarlarını da her zaman ucuz tuttuklarını vurgulayan Özlü, Bolu ve Sakarya belediyelerinin fiyat tarifeleriyle kıyaslama yaparak bu konuda eleştirilere yanıt verdi. Başkan Özlü yaptığı açıklamada başkanlığım süresince Düzce Belediyesi suyu hep en ucuz fiyatlarla vatandaşlara ulaştırmıştır. 2023 yılı Aralık ayını ele alırsak Düzce'deki meskenler suya metreküp başına 10 lira öderken Bolu'da 12 lira Sakarya'da 18 lira ödemişlerdi. İş yerleri ise Düzce'de 24 lira öderken Bolu'da 36, Sakarya'da 39 lira ödemişlerdir. Ayrıca belediyemiz Bolu ve Sakarya gibi kullanım arttıkça fiyatı artan şekilde kademeli tarife uygulanmamıştır. 23 metrekareye kadar kullanımlarda bu fiyat sabit tutulmuştur. Yine de su faturalarına dahil edilen atık su bedeli de Düzce'nin tüm mesken ve iş yerlerinde 2023 yılına metreküp başına Bolu'da su bedelinin %50'si, Sakarya'da ise %40'ı oranında olmuştur. Su faturalarının bir başka kaleme olan Düzce'de aylık 28 lirayken Bolu'da 45 liradır ifadelerini kullandı.